Gönül Pınarı. Hayırlı akşamlar. Bir haftalık aradan sonra yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Bu akşam ana kumanda masasında İsmail Sert görev yapıyor. Programı sizler için Osman Ünlü hocamız hazırlayıp sunuyor. Ve ben Bahattin Apak, TGRT FM frekanslarından sesimizin ulaştığı dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Hocam nasılsınız? Efendim teşekkür ederiz. Allah-u Teala razı olsun. Sizler de iyisiniz inşallah. Allah-u Teala razı olsun. Teşekkür ederiz hocam. Amin. Cenab-ı Hak cümlemizden razı olsun amin. İnşallah. Amin. Efendim TGRT FM'de Cuma gecesi yani Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Gönül Pınarı programında bu geceki, bu akşamki konumuz bidat nedir, ne demektir, nedir, ne değildir diyoruz ya efendim hani. Bu konuyu işleyeceğiz fakat konumuza girmeden önce de her Cuma gecesi olduğu gibi yine Cuma gecemiz hayırlı ve mübarek olsun. Cuma günümüz de hayırlı ve mübarek olsun. Rabbim hem Cuma gecesinin hem de Cuma günün feyzinden istifade etmemizi nasip ve müyesser eylesin. Amin. Şu anda bizi dinleme zahmetinde bulunan dinleyicilerimizin hastalar varsa Cenab-ı Hak ankari bir zaman şifa ihsan eylesin. Amin. Dertli olanlara deva. Sıkıntı olanların sıkıntılarını hayra tebdil eylesin. Amin. Anasından babasından yahut da evladından yahut da kocasından hanımından sıkıntısı olanlar varsa Cenab-ı Hak onların sıkıntılarını da hayra tebdil etsin. Amin. Eceli gelenler varsa Cenab-ı Hak onlara da iman selameti nasip ve müyesser eylesin. Amin. Tabii Cuma gecesi bir müminin ölmesi çok büyük devlettir, çok büyük nimettir. Çünkü Cuma gecesi ölenlere çok büyük müjdeler var. Mesela şehiden gitme durumu söz konusu ama mümin için. Ama sana kabirde sual yok. Peki efendim kafir de ölüyor bazen Cuma günü. Bahattin Bey hikmet-i ilahi Cuma günün hatır ve hürmetine onlara o gün sorulmuyor biliyor musun? Azapları da durduruluyor. Azap da edilmiyor. Ama Cuma gecesi geçince onlara tekrar soruluyor. Ama itikadı ehl-i sünnet itikadındaysa, salih birisi ise o gün sorulmadığı gibi bir daha da sorulmuyor. Defterini kapatıyorlar. Tamam diyorlar selamettesin geç. O da ihsan-ı ilahi tabii. İnsan tabii o müjdeleri okuyunca gayri ihtiyari Cuma günü ölmeyi istiyor. Cuma gecesi yani Perşembe günü öğleden sonra vefat edip Cuma günü toprağa defnedilmeyi arzu ediyor. Ha, nasip eder etmez o ayrı bir mesele. Ramazan-ı Şerif de öyle biliyor musun? Benim dedem Ramazan-ı Şerif'te vefat etmiş. Babaannem anlatırdı. Derdi oğlum derdi böyle akşam vefat etmiş zaten. Deden dedi bir rüya anlatmıştı dedi. İşte Ramazan-ı Şerif'in 13-14'ü ve işte 19'unda bize bir şeyler olur. Çünkü nenem de dedemin çok hallerine şahit olmuşmuş. İşte iki tane rakam söylüyor, tarih söylüyor. Birisinde halası vefat etmiş. Biz sevindiydik diyor herhalde yani kendisi kurtardı falan. 19'unda mı ne kendisi vefat ediyor. Ve vefat ettiği zaman da Allah Allah. Zaten kerametlerini falan da anlattılar. Salih birisiymişmiş dedem de. Demiş bir su getir, bardağın içerisine koy. Bir de demiş temiz bez getir. İhtiyaç olur da içemezsem demiş ona batır ve dudağıma sür. İşte dedi o zaman dedi ya halanlar, babam falan küçük dedi onlar dedi. Koşturup duruyorlar falan. Sen onları boş ver demiş otur buraya. Konuşuyoruz böyle dedi. Ondan sonra Amenti'yi okut dedi. Ben de okudum dedi. Saf saf okuyorum ben de dedi. On sene böyle dedi gözlerini bir yere şey yaptı. Üç defa bir tebessüm etti dedi. Güldü. Ondan sonra ben hala gülüyor zannettim dedim. Eğer gitmiyor işte dedi deden. Vefat etmiş. Öyle saf saf anlatırdı. Onun için Cuma gecesi vefat etmek, Ramazan-ı Şerif'te vefat etmek büyük bir nimettir. Büyük bir saadettir. Cenab-ı Hak böyle bir gecede mümin olarak, salih bir kul olarak ruhunu teslim edenlere de müjdeler olsun diyoruz. Hani bazıları diyecek ya ölüme müjde mi olur? Ölmeyecek miyiz? Hepimiz bugün tabiyeceğiz. Babaannem rahmetli öyle derdi. Dünyaya kazık mı çıkacaksın? Dünyaya kazık mı çıkacaksın? Ne olacak? Kazıkacaksan ne olacak? Kazıklar da çürüyor. Onlar da ölüyor. Bir şey kalmıyor. Kim ölmemiş ki hocam bugüne evet. Kadar? Allah-u Teala'nın seni yaratmasaydım bu kainatı yaratmazdım. Hitabına muhatap olan zat olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem zahiyeti intikal etti Bahattin Bey. Onun için Eshab-ı Kiram aleyhinden efendilerimiz başlarına bir bela, bir musibet geldiği zaman mate Resulullah derlermiş. Yani Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam vefat etti. Ona kalmayan dünya sana mı kalacak? Peygamberlerden Süleyman aleyhisselam saltanat istedi. Hem de öyle bir saltanat ki yeryüzünü tamamına hükmediyordu. Onun için hani Sultan Süleyman'a kalmayan
hem peygamberler hem de sultanlık vardı. O mübarek zatla aleyhissalatü vesselam. Sultan Süleyman'a kalmayan dünya sana mı kalacak? Hani çoğu Kanuni Sultan Süleyman zannediyor onu. Değil. Çünkü Kanuni Sultan Süleyman Han yeryüzünün tamamına değil, üç kıtaya hükmediyordu. Üç kıtanın kısmen. Ama Süleyman Aleyhisselam yeryüzünün tamamına. Cinler de emrindeydi. Hayvanlar emrindeydi. Tabiat kuvvetleri emrindeydi. Öyle bir saltanat. Hiç kimseye vermediğim saltanat ihsan eyle ya Rabbi diye dua etti. Allah-u Teala da kabul ettiydi. İhsan ettiydi onu da. Ama o da hikmeti ilahi. Cenab-ı Hak ezelde öyle takdir etmiş. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam fakri tercih etti. Özür dilerim efendim. Fakirliği tercih etti, öyle yaşadım. Onun mükafatı nedir? Peki öbürü de, öbürse peygamber, o da saltanat istedi. O nedir? O şükretti. Peygamberimize sabretti. Fakat Allah-u Teala ezelde, işte Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği dinlere bazı kitaplarda kanunu, Rabbani ifadesi geçiyor. Allah-u Teala'nın kanunu. Yani öyle koymuş. Mümin olup sabreden fakir, mümin olup şükreden zenginden 500 yıl önce cennete girecek. Onun için Süleyman Aleyhisselam sona kalacak. Gelecek cennete. Ama hemen değil. Hemen değil. Allah-u Teala özelde öyle dilemiş. Hatta aşere-i mübeşşereden Abdurrahman bin Avf radıyallahu teala hazretleri vardı. Çok zengin. Ne demek aşere-i mübeşşere? Cennet demiş dilenmiş. Allah-u Teala peygamberimize vahyediyor. Bildir bunlara, bunlar cennetlik. Ama onlar cennetlik olduğunu öğrendikten sonra hiç değişmedi. Hatta ibadetlerini daha çok arttırdılar. Yakinleri çok yüksek. Fakat bir hadis-i şerifte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, hesabım bana gösterildi. Mahşer gününde hesapları görüldü. Hepsi cennete gitti. Ama Abdurrahman bin Avf'ı aradım. Bulamadım. Bekledim, bekledim, bekledim. Ümidimi kese yazdım. Ondan sonra çıka geldi. Yani ümidim bittiği anda çıka geldi. Nerede kaldın diye sordum. Ya Resulallah, malın hesabını daha yeni bitirdim. Ya cennet de müjdelenmiş Bahattin Bey, şaka değil. Evet. Allah-u Teala'nın dediği oluyor. Allah-u Teala'nın dediği oluyor. Onun için de hani bizde bir söz var. Malım var, derdim var. Belki de şimdi radyosun başında bizi dinleyenlerden bu adamların tüyü kuru veyahut da tuzu kuru, öyle ifade kullanıyorlar. Onun için istedikleri gibi konuşuyorlar falan, öyle değil. Kitaplarda öyle yazıyor. Ve o kitaplarda yazılana da inanıyorum. Anlayamasam da, yaşayamasam da, bilemesem de doğrusu onlar. Doğrusu Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarında bildirdikleridir. Öyle midir? Evet, aynen öyledir. Çünkü Cenab-ı Hak yaratmış, sistemini bildirmiş, nasıl olacağını bildirmiş, dünyayı imtihan yeri olarak yarattığını bildirmiş, emir ve yasaklar göndermiş, rehberler göndermiş, akıl vermiş, irade vermiş ve Allah-u Teala buyuruyor ki, ben ezelde sonsuz olarak iki yer yarattım, cennet ve cehennem. Burada da sizi serbest bıraktım, tercihinize göre. Neyi tercih edersen, paşa gönlüm bilir. Ne yaparsan, kendin için yapacaksın. Kendim ettim, kendim buldum. Hani bir şarkı sözü var ya. Evet. Aslında bir şairin sözü de şarkı olarak bestelemişler. Kendim ettim, kendim buldum. Aynen öyle. Kendimiz ne ettiysek, mahşer günü onu bulacağız. Başkasını değil. Onun için herkes saatini ona göre ayarlasın. Efendim, biraz uzattık lafı. Özür dileriz dinleyicilerimizden de. Konumuza hemen geçiyoruz. Bidat nedir? Ve ne demektir? Ne anlamdadır? Efendim Ehl-i Sünnet alimleri, İmam-ı Gazali Hazretleri, İmam-ı Rabbani Hazretleri uzun uzun bildirmişler, anlatmışlar, fıkıh kitaplarında anlatılmış. Bid'at, sünnete yani Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği din bilgilerine muhalif olan, ters düşen itikat yani inanmak ve amel ve sözler demektir. Bid'at budur. Bid'at, sünnete yani Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği din bilgilerine, İslamiyet'in bildirdiği din bilgilerine, emir ve yasaklara ters düşen inanış, amel, ibadet ve sözler demektir. Allah-u Teala kullarını kendisine ibadet etmek için yaratmıştır. İbadet, zül ve zillet demektir. Yani insanın Rabbine, mabuduna, yaratanına kendisinin hakir olduğunu, aciz olduğunu, muhtaç olduğunu göstermesi demektir. Bu da her aklın, nefsin ve adetlerin güzel ve çirkin dediklerine uymayıp Allah-u Teala'nın güzel ve çirkin dediklerine teslim olmak ve Allah-u Teala'nın gönderdiği kitaba ve peygamberlere inanmak, bunlara tabi olmak demektir. Şimdi, yani Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarından bir nakil yaptık. Ve yine başka bir yerde bir şekilde şöyle anlatıyorlar, bizim anlayacağımız şekilde.
Allah Teala peygamberleriyle aleyhissalatü vesselam dinler gönderiyor. Bunlar nedir? Bugün bizim anlayacağımız şekilde diyelim ki birer kalıptır. Kalıp. Yani yatarken böyle, otururken böyle, yerken içerken, alışveriş yaparken, evlenirken, çoluk çocuğu terbiye ederken, insanlarla görüşürken, işte bir yakinin vefat ettiği zaman onun gerisinde bırakmış olduğu malları taksim ederken, yapılması gerekenleri Allah-u Teala 24 saat içerisinde yapılması gerekenlerin hepsini bildirmiş. Kalıp bildirmiş. Ölçü bildirmiş. Ya kendini bu kalıba uydurursun veya kendine göre bir kalıp uydurursun. Ona uyarsın. Allah-u Teala'nın bildirdiği kalıba kendini uydurursan Cenab-ı Hakk'ın vaat etmiş olduğu cennet nimetlerine gidersin. Dünyada rahat ve huzurlu olursun. Ahirette de ebedi saadete kavuşursun. Yok. Efendim ben bu kalıba inanıyorum da bana bunları yapmak zor geliyor. Ben istediğim gibi kendime göre kalıplar koyayım. Yani yalan da söyleyeyim, gıybet de edeyim, zina da edeyim, içki de içeyim, haram da şey yapayım, insanlar da tokatlayayım. Ben onlara aynı şekilde azarlayayım, tenkit edeyim ama beni kimse bir şey yapmasın. Yani dilediğim şekilde yaşayayım. Allah-u Teala'nın gönderdiği o kalıba uyanların gittiği yere ben de gideyim. Avucunu yala. Olur mu? Avucunu yala. Olmaz o. Olmaz o. Eşyan tabiatına aykırı. Olmaz o. Bakın ne buyuruyor İslam alimleri. Bir insan bir işi Rabbinin izin verdiğini düşünmeden kendi görüşüyle yaparsa ona kulluk yapmamış. Müslümanlığın icabını yerine getirmemiş olur. Bu iş itikatta ise, inanmakta ise ve inanılması lazım olduğu söz birliğiyle bildirilmiş olan şeylerde ise bu inanış küfre sebep olan bid'at olur. Küfre sebep olan bid'at olur. Bu iş itikatta olmayıp da yalnız dinden olan sözde ve işte kalırsa fısk yani büyük günah olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki bir kimse dinde olmayan bir şey meydana çıkarırsa bu şey reddolunur. Bu hadis-i şerifte gösteriyor ki dinde olmayan bir itikat, bir inanış, bir söz, bir iş, bir hal ortaya çıkarılır ve bunun din ve ibadet olduğuna inanılırsa yahut da İslamiyet'in bildirmiş olduklarında bir fazlalık veya noksanlık yapılırsa ve bunu yapmakta sevap beklenirse bu yenilikler, bu değişiklikler bid'at olur. İslamiyet'e uyulmamış, ona iman edilmemiş olur buyuruyor. Ya. Çok açık net bildirmişler. Efendim ben işte eller 3 defa yıkanacak ama 5 defa yıkamak daha temiz olur. Olmadı hemşerim. Niye? Kalıp belli. Bir defa yıkamak farz, 3 defa yıkamak sünnet. Rükuda ve secdede 3 defa söylemek sünnet. 5, 7, 9, 11 defa müstahap. Kalıp belli. 3, 5, 7, 9, 11. Tek sayı. Evet. Böyle bildirilmiş. Rükû ve secdelerde. Bitti. Başka bir şey okuyamazsın orada. Mesela namaz kılıyorsun ibadette. Birinci rekatta Sübhaneke, Euzü Besmele, Fatiha, Besmele, Zamm-ı Sure. Ha, Zamm-ı Sure olarak Bakara suresini oku. Ona bir sınır yok. Efendim ben ellerimi açıyorum böyle kıyamda. Ya Rabbi diyorum, başlıyorum, ağlıyorum, sızlıyorum. Bu daha güzel olur. Daha kötü olur. Niye? Öyle emredilmedi ki. Orada bildirilen kalıp belli. Sen kendini o kalıba uyduracaksın. Efendim ben böyle havada uçan kuşlar var, ördekler falan var, onları satsam olmaz. Niye olmasın canım? Böyle enayi bulduğumu satarım ben onları. Olmaz. Çünkü Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'a gönderdiği dinde alışveriş bilgilerini anlatırken alışveriş bilgilerinin nasıl olacağını bildirmiş. Bu elinde mülkünde olmayana elinde olmayan kabzetme tabiri kullanılmış. Buna mülk denmez. Dolayısıyla bunların satışı batıldır. Yani haramdır, günahtır. Ördekler babayın malı mı hava? Uçup gidiyor. Evet. Mülkünde değil ki. Mülkünde olup da olmamış elmayı, çiçeğinde elmayı. O da aynı. Olmamış daha çünkü daha. Yok. Bir şey yok ki ortada. Yani derler ya doğmamış çocuğa don biçmek, don gömlek biçmek gibi olur. Yani bu yapılan nedir? Haramdır. Neye uydun? Nefsine. Kendi nefsine göre bir kalıp yaptın, o kalıba uydun. Sonra da cennet bekliyorsun. Avcını yap. Olmaz öyle şey. Dinde, ibadette olmayan, adette olan yenilikler, yani yapılırken sevap beklenilmeyen değişiklikler bir de olmaz. Mesela yemekte, içmekte, binme ve taşıma vasıtalarında, binalarda yapılan yenilikleri, değişiklikleri dinimiz reddetmez. Efendim, tek katlı, bahçeli veya çift katlı hanay evler diyorlar. Bahçeli, ideal evlerdir. Müslümanın yaşayabileceği evler. Kat kat da olur ama kat kat da olduğu zaman
Orada aynı şekilde kul hakkı daha çok olur. Onlara da riayet etmen gerekir. Değil mi? Evet. Komşuna zarar tabii vermeyeceksin. Doğru. Ayrıca mesela bunun için masada ayrı masada yemek yemek, ayrı tabaklarda yemek, çatal kaşık kullanmak, çatal kaşıkla yemek, otomobile, uçağa, tayyareye binmek, her çeşit bina, ev ve mutlak eşyası kullanmak ve bütün fen bilgileri, fen aletleri, fen işleri dinde bidat değildir. Bunları yapmak ve faydalı yerlerde kullanmak caizdir. Hatta farz kifayedir. Mesela radyo, hoparlör, elektronik makineler yapmak ve bunları ibadetlerin dışında kullanmak caizdir. Hoparlörü dünya işlerinde kullanmak caizdir. Fakat hoparlör ile ezan okumak, Kur'an-ı Kerim okumak, mevlid okumak ibadeti değiştirmek olur, bid'at olur. Ya? Siz hoparlöre karşı mısınız? Arkadaş, ibadetin nasıl yapılacağını her şeyin sahibi olan Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e bildirmiş. Dinde eksiklik yok, fazlalık da yok. Kıyamete kadar sen bu kalıba kendini uyduracaksın. Ya uyduracaksan ya da kendini kalıba uyduracaksın. Kendi uydurduğun kalıba uyarsan, bid'at sahibi olursun, gideceğin yerde cehennemdir. Bitti. Ölçü bu. Ezanın uzaklardan işitilmesi için hoparlör kullanmamalı, her mahalleye camiler, mescitler yapılmalı, her mahalle camiindeki müezzin efendiler ayrı ayrı ezan okumalıdır. Şimdi bir demişlerken tek tip bir ezan okuyorlar ya. Müezzinler minareye bile çıkmıyor. Çıkmıyorlar tabi. Enes bin Malik radıyallahu teala 10 seneden fazla Resulullah Efendimiz'e hizmet eden bu sahabi bir gün ağlıyordu. Sebebini sorduklarında Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'den öğrendiğim ibadetlerden değiştirilmemiş bir namaz kalmıştı. Bahattin Bey daha başlangıçta namaz kalmıştı. Şimdi bunun da elden gittiğini görüyor. Bunun için ağlıyorum buyurmuştur. Ya. Yani şimdiki insanların çoğu namazın şartlarına, vaciplerine, sünnetlerine, müstahaplarını yerine getirmiyorlar. Mekruhlarından, müfsitlerinden, namazı bozan şeylerden, bid'atlerinden sakınmıyorlar. Onun için ağlıyorum buyurmuştur. Bunlar peygamberlerin, evliyanın, salih, sadık müminlerin büyüklerini anlayamayanlardır. Onların yollarını bırakıp kendi görüşlerine, nefislerine, beğendiklerine göre ibadetleri değiştiriyorlar. Saadet yolunu bırakıp şekavet, yani asi olan, şaki olan kimselerin yolunu tutuyorlar. Enes Malik radıyallahu teala hazretlerinin ağlamasının sebebi namaza ilaveler yapmak ve bazı yerlerini azaltarak değiştirenleri görmesidir. Böylece sünneti yani İslamiyeti değiştiriyorlar, sünneti değiştirmek bid'attır. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam buyuruyorlar ki bir ümmet peygamberi öldükten sonra dinde bid'at yaparsa buna benzer bir sünneti kaybeder. Yani küfre sebep olmayan bid'at yapılırsa bunun cinsinden bir sünneti terk ederler. Başka bir hadis-i şerifte bid'at sahibi bid'atını terk etmedikçe tevbe etmesini Allah-u Teala ona nasip etmez. Yani bir kimse bir bid'at ortaya çıkarırsa veya başkasının çıkarmış olduğu bir bid'atı yaparsa bu bid'atı iyi bildiği ve karşılığında sevap beklediği için bundan tevbe edemez. Bu bid'atın kötülüğünden veya küfre sebep olmasından dolayı hiçbir günahına da tövbe etmesi nasip olmaz. Niye? İyi yolda zanneder kendisini. Bir başka hadis-i şerifte buyuruldu ki Allah-u Teala dinde bid'at olan bir şeyi yapan bu bid'atı Allah rızası için terk etmedikçe onun hiçbir amelini kabul etmez. Ne kadar ağır ya. Evet. Hiçbir amelini buyuruyor Bahattin Bey ya. Kabul evet, etmez. Boşa gidiyor. Evet. Yani itikatta, imanda veya amelde, ibadetlerde veya sözde yahut ahlakta bid'at olan bir şeyi yapmaya devam edenin bu cinslerden ibadetleri sahih olsa da hiçbirini kabul etmez. İbadetlerinin kabul olması için bu bid'atı Allah-u Teala'dan korkarak ondan sevap bekleyerek yahut rızasına kavuşması için terk etmesi lazımdır. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadis-i şerifinde buyuruyorlar ki Allah-u Teala bid'at sahibinin orucunu, haccını, umresini, cihadını, günahtan vazgeçmesini, tövbe etmesini, adaletini kabul etmez. Hamurdan kılın çıkması gibi İslam'dan çıkar. Ne kadar ağır ya. Allah muhafaza. Çok korkmak lazım hakikaten evet. Bid'at sahibi olmaktan. Yani ibadeti sahih olsa da kabul olunmaz, sevap verilmez. Çünkü küfre sebep olmayan bid'at işlemeye devam etmektedir. Küfre sebep olan bid'at sahibinin ibadeti zaten sahih olmaz. Farz, nafile ibadetlerin hiçbirisi kabul olmaz. Bid'at, nefse, şeytana uyarak yapıldığı için sahibi İslam'dan, Allah'a denen emirlerine teslim olmaktan çıkar. İman kalp ile olur. İslam kalp ve lisan ile birlikte olur. İman kalbe mahsustur. İslam ise kalbin, lisanın ve bedenin umumuna şamildir. Kalpteki iman ile kalpteki İslam birbirlerinin aynıdır.
bidat sahibinden ayrılan lisandaki ve uzuvlardaki İslam'dır. Bidat işlemeye devam eden kimse nefse ve şeytana taat eder. Taat eden, itaat eden kimse olmuştur. Günah işleyen kimse asi, fasık olur. Buna bidat sahibi denmez. Fakat bidat sahibi asi ve fasıktır. Bidat sahibi bu bidatını ibadet sanmakta, buna karşılık sevap beklemektedir. İbadet haricinde işlenen günah, ibadetlerin kabul olmasına mani olmaz. Ya. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde de, benden sonra ümmetim arasında ayrılıklar olacaktır. O zamanda olanlar, benim sünnetime ve Hulefai Raşidinin sünnetine yapışsın. Dinden meydana çıkan şeylerden uzaklaşsın. Dinde yapılan her yenilik, bakın burası çok önemli. Dinde yapılan her yenilik bid'attir. Bid'atlerin hepsi dalalettir, sapıklıktır. Dalalet sahiplerin gidecekleri yer cehennem ateşidir. Bunda daha ağır olur mu? Adam oturuyor ondan sonra. Özür dilerim efendim. Oturuyor. Efendim diyor, ben diyor güzelleştiriyorum dini. Yok ya. Yani Allah-u Teala haşa onu güzel yapamamış. Sen güzelleştiriyorsun öyle mi? Olur mu öyle şey? Kalmış. Nefsi aynı şekilde Allah-u Teala'nın emirlerine uymuyor. Can bu zamanda 5 vakit namaz olur mu ya? 3 vakit indirelim bunu. Can bu zamanda da şimdi minareye mi çıkılırmış canım? Hoparlörü takıverelim işte. Ne oldu? Yukarı çıkarak yüksekte ezan okuma sünnetini terk ettin. Öyle değil mi? Öyle. Düzde onu okuyor yani. Tabii. Aşağıdan tabii okuyor. Aşağıdan okuyor. Bu hadis-i şerif bu ümmette çeşitli ayrılıklar olacağını haber veriyor. Bunlar arasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve 14 halifesinin yolunda olana sarılınız diye de emrediyor. Sünnet Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sözleri, bütün ibadetleri, işleri, itikatları, ahlakı ve bir şey yapılırken görünce mani olmayıp susması demektir. Bir hadis-i şerifte, ümmetim arasında fesat yayıldığı zaman sünnetime yapışan için 100 şehit sevabı vardır buyuruluyor. Şimdi İslam ve toplum programında kazaya kalan namaz borcu olanlar sünnetleri kılarken kazaya niyet etmeli deyince sünnetler terk edilmez. Bunu söyleyen adama bakıyorsun da hayatında sünnet olarak hiçbir şey kalmamış. Adam tamamen bidat sahibi olmuş. Tamamen bidat sahibi. Mesela ezanı hoparlörden okuyor, baş açık namaz kılıyor, kollar açık, ayaklar açık, çıplak namaz kılıyor. Hanefi mezhebinde buraları örtmek sünnettir. Sünnet terk etmek mekruhtur. Ondan sonra kıbleye karşı abdest almıyor. Halbuki kıbleye karşı abdest almak sünnettir. Bunların hepsini terk ediyor. Yemeğe yemeden önce el yıkamak, yemekten sonra el yıkamak, yemeğe tuzla başlamak, yemekten sonra dua etmek, bunların hepsi sünnettir. Bunların hepsini terk ediyor. Mesela gece yatarken yüzü kıbleye gelecek şekilde sağ tarafına dönüp yatmalı. Onu terk ediyor. Helaya otururken yüzü kıbleye karşı gelmemeli. Onu terk ediyor. Yani hayatında bunlar duyduğu zaman bunlardan var canım. Nereden çıkmış bunlar? Ha bir de şimdi zındıklar türedi. Zındık ne demek? Müslüman görünken kendisini İslam alimi diye takdim eden din düşmanlarıdır. Bunlar Kur'an'da yazıyor mu? Ha Kur'an'da yazmıyor arkadaş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tatbikatında var. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tefsir etmiştir. Hadis-i şerifleri kaldırdığınız zaman Kur'an-ı Kerim'i kimse anlayamaz. Tamamen Kur'an-ı Kerim'i kendi kafasına göre anlayan ve açıklamaya kalkan kafirdir bir hadis-i şerifte öyle buyuruyor. Bir hadis-i şerifte cehennemdeki yerini hazırlasın buyuruyor. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Amin. Cenab-ı Hak bunların şerrinden hepimizi muhafaza eylesin. Amin. Ümmetim arasında fesat yayıldığı zaman sünnetime yapışan için 100 şehit sevabı vardır. Yani nefse ve bidatlere ve kendi aklına uyarak İslamiyet'in hududu dışına taşıldığı zaman benim sünnetime uyana kıyamet günü 100 şehit sevabı verilecektir. Çünkü fitne fesat zamanında İslamiyet'e uymak kafirlerle harp etmek gibi güç olacaktır. Bir hadis-i şerifte İslam dini garip olarak başladı. Son zamanlarda da garip olacaktır. Bu garip insanlara müjdeler olsun. Bunlar insanların bozduğu sünnetimi düzeltirler. Hatta metin olarak da çok kitapta geçiyor. El İslamu bedaa gariben feseyaudu kema bedaa fetuba lil gurava. İslamiyet garip olarak başladı. Sonra o garip haline döner. Peki o gariplikten murat nedir? Ya adama bak ha 21. asırda hala namaz kılıyor falan. Böyle adam mı olmuş? İçki de içmiyor ya bu falan. Öyle zındıklar da var tabii ki. Ve İslam alimleri bu hadis-i şerifi açıklarken yani İslamiyet'in başlangıcında insanların çoğu Müslümanlığı bilmedikleri, onu yadırgadıkları gibi ahir zamanda da dini bilenler azalır. Bunlar benden sonra bozulmuş olan sünnetini ıslah ederler. Bunun için emr-i maruf ve nehy-i an-ı münker yaparlar. Sünnete yani İslamiyet'e uymakta başkalarına örnek olurlar. İslam bilgilerini doğru olarak yazıp kitaplarını yaymaya çalışırlar. Bunları dinleyenler az, karşı çıkanlar çok olur. Aha.
O zaman da sevenleri çok olan din adamı doğru arasına iğrileri, hoşa giden sözleri karıştıran kimsedir. Çünkü yalnız doğruyu söyleyenin düşmanları çok olur. Tabii ya. Her zaman doğruyu söyleyen sevilmez. Tabii, sevilmez tabii ki. Tabii. Adam diyor ki, ooo benim tayfam pek çok falan. Doğru. Adam namaz kılar. Olur olur Allah affeder boş versen. E ben zina ettim. Olur olur olur. O da olur olur olur. Adam keyfine göre konuşuyor. Papa. Hani özür dilerim sözünü keseceğim de şimdi vaktiyle adam birisi böyle muhasebeci arıyormuş falan geliyor bir soru soruyor falan. Sordu da iki kere iki kaç eder? Dört diyeni çıkartıyorum. Dört diyeni çıkartıyor. Bir tanesi geliyor. Diyor ki iki kere iki kaç eder? Efendim diyor kaç etmesini istiyorsun? Ha diyor sen kafama göre adamsın tamam. Kaç etmesini istiyorsun. Kaç etmesini istiyorsun. Tamam. Şimdi adam gidiyor böyle gidiyor diyor ki hani bana göre bir din söyle diyor. Ben diyor içki içerim, zina ederim, her türlü kötülüğü yaparım ama cennete gideyim. Yok ya. Cennete gidiyor. Papazların günahı affettikleri gibi evet. Yavaş yavaş ona gidiyorlar. Allah yani. Saklasın. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Amin abi. Efendim bir hadis-i şerifte de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, hatta o hadis-i şerife geçmeyelim çünkü zamanımız daraldı. Yani İslam dini garip olarak başladı. Şimdi İslamiyet'i ehl-i sünnet itikadını anlatan, ehl-i sünnet itikadıyla alakalı bir kitap veren veyahut da şimdi mesela bizim programımızı dinleyenlerde falan bakıyorsun. Seveni de var, söveni de var. Evet, bu nereden çıktı bunlar falan diyor arkadaş. Ben kafama göre diyor Kur'an-ı Kerim'i yorumluyordum. Sen nereden çıktın? Öyle diyor. Yani ehl-i sünnet itikadını, doğru itikadı anlatan garip karşılanıyor. Ve sevilmiyor, hoşlanmıyor evet. Tabii. Adama diyorsun arkadaş zekatını şöyle ver. Vaa alın hocam falan. Adama diyor ki sen ver ver, ver biz hallederiz falan. Şeyde Bahattin Bey senelerdir aynı şekilde biz anlatıyorduk kurban meselesinde. Ya bunun bir vekaleti var bu kurbandır. Adam diyor ki ver 100 lira, ver 100 lira, ver 100 lira. Nasıl olacak? E biz keseriz. Nereden keseceksin? Yok. Nitekim ondan sonra çıktı ya bunlar ayyuka. Evet. Bu sene bir yen. Evet. Öyle şeyler çıktı. Ve şey dedi yani din gayreti söz konusu değil. E şimdi aşağıdaki ya ama falan ya deme. Onların o hale gelmesine sen sebep oluyorsun. Niye? E çünkü vicdanını temizlemek istiyor ki adam diyelim ki hayvan kaç para? 400 lira. Öbürüsü diyor ki 200 lira verin ben halledeyim. Ha diyor tamam 200 lira vereyim buraya falan. E akıl var, izan var. Bu adam bunu 200 lira nereden bulacak? Olmayacağı belli bunun. Yani parayı iç edeceği belli. Sen ya verirsen, sen verirsen böyle olur. Mesela Kabe resimli seccadeler vardı. Anlata anlata. Şimdi Kabe resim seccade çok azaldı biliyor musun? Evet. Niye? Doğrusunu öğrenince vatandaş diyor ki yok arkadaş diyor. Ben istemiyorum. Ben istemiyorum. Ha onu üreten sen din gayreti için yapmıyor bunu. Ya ne için yapıyor? Para için yapıyor. Aa diyor bu alınmıyor. Ondan sonra düzünü yapmak mecburiyetinde kaldı. Sen de bu şekilde böyle eşkıyalık yapan, senin aynı şekilde zekatını veyahut da kurbanını iç eden adama bunu desteği vermezsen adam düşünecek. Ha diyecek bunlar vermiyor. Ya doğru dürüst yapacak bu işi. Evet. Yapacaksa doğru dürüst yapacak veya yapmayı bırakacak. Kısa bir aradan sonra tekrar beraber olacağız. Sevgili dinleyiciler, Gönül Pınarı programı TGRT FM'de devam ediyor. Bu akşamki konumuz bid'at nedir, ne demektir? Evet hocam. Hemen bir hadis-i şerifte dedik, hemen bölüm bitiyor dedik, onu ikinci bölümde aktaralım dedik. O hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Beni İsrail 72 fırka millete ayrıldı, fırkaya ayrıldı. Benim ümmetim de 73 millete ayrılacaktır, fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan 72'si ateşte yanacak. Yalnız biri kurtulacaktır. Bunlar, bakın özelliğini söylüyor Peygamber. Bunlar, kurtulacak olanlar, benim ve eshabım yolunda olacaklardır. Yani, İsrailoğulları dinde 72 fırkaya ayrıldı. Müslümanlar da dinde 73 fırkaya ayrılacaktır. Yani çok fırkalar ayrılacaktır. Bunların hiçbiri kafir değil ise de, cehennemde uzun zaman yanacaklardır. Yalnız benim ve eshabımın itikadında olan, ve bizim gibi ibadetten fırkası cehenneme girmeyecektir. İtikat bilgilerinde içtihat ederken Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam ve ashab-ı kiramın aleyhim rıdvan itikatlarından ayrılan din alimleri dinde zaruri ve söz birliğiyle bilinen itikattan ayrılırlarsa kafir olurlar. Ya kafir olurlar. Bunlara mülhit denir. Bunların müşrik oldukları Bahir isimli kitapta ve Hindiye'de yazılıdır. Zaruri ve söz birliğiyle bildirilmemiş olan itikattan ayrılırsa kafir olmazlar. İtikatta bidat sahibi olurlar. Bunlara ehli kıble de denir. Amel ve ibadet bilgilerinde, içtihat ederken de zaruri ve söz birliğiyle bilinen ibadetlere inanmayan yine kafir olur.
mülhit olur. Fakat zaruri ve söz biliyle bildirilmemiş olan ibadetlerden ayrılan alimler eğer müştehit iseler sevap kazanırlar. Müştehit değilseler amelde bidat sahibi mezhepsiz olurlar. Çünkü müştehit olmayanın iştihat etmesi caiz değildir. Bunun bir müştehidin mezhebini taklit etmesi lazımdır. Hadis-i şerifte La ilahe illallah diyen kimseye günah işlediği için kafir demeyiniz, buna kafir diyenin kendisi kafir olur buyurmuştur. İtikadı bozuk olmadığı için cehenneme girmeyecek olan kimse yaptığı günahlar sebebiyle cehenneme girebilir. Eğer salih ise, yani günahına tevbe etmiş ise yahut affa veya şefaata kavuşursa cehenneme hiç girmez. Cenab-ı Hak bize de nasip eder inşallah. İnşallah. Zaruri olarak yani cahillerin de bildiği ve söz birliğiyle bildirilmiş olan bir inanışı veya bir işi inkar eden kafir ve mürtet olacağı için la ilahe illallah dese ve her ibadeti yapsa ve her günahtan da sakınsa bile buna la ilahe illallah ehli yani ehli kıble ve bidat ehli bile denmez. Niye? Kafir oldu çünkü. Efendim şimdi daha önceki asırlarda da çeşitli sualler sorulmuş. Mesela şöyle bir sual sorulmuş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bidatlerin hepsi dalalettir buyuruyor. Fıkıh alimleri ise bidatlerin bir kısmına mubah, bir kısmına müstahap, bir kısmına da vacip dediler. Bu iki sözü birleştirmek nasıl olur diye. Ve cevap olarak da İmam-ı Gazali Hazretleri, İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi zatlar cevap olarak buyuruyorlar ki bidat sözünün iki manası vardır. Birincisi lügat manası, sözlük manası olup umumidir. Lügat manası, sözlük manası ile adette olsun, ibadette olsun her türlü yeniliğe bidat denir. Adet karşılığında sevap beklenilmeyen işler demektir. Bunlar dünya menfaati için yapılır. İbadet ise ahirette sevap kazanmak için yapılır. Lügatta sözlükte bidat demek, sadrul evvelden sonra ortaya çıkarılan her çeşit yenilikler demektir. Peki sadrul evvel, selefi salihin kimlerdir bunlar? Eshab-ı kiram, tabi'in ve tebe-i tabi'in zamanlarıdır. Bunların zamanında adet olarak ve ibadet olarak ortaya çıkan şeyler bidat değildir. Bidat kelimesinin ikinci manası sadr-ı evvelden yani eshab-ı kiramın ve tabi'in ve tebe-i tabi'nin zamanlarından sonra dinde meydana çıkan yeniliklerdir. Bu değiştirmeler itikatta veya ibadette olur. Yani bir ibadet meydana çıkarmak veya mevcut bir ibadette fazlalık veya noksanlık yapmak ibadette bidat olur. Bunlardan dinin sahibinin yani Muhammed Aleyhisselam'ın sözle veya iş ile açık veya işaret ederek izni olmadan ortaya çıkarılanlara bid'at-ı seyyiye denir. Adette bid'atların hiçbirine bid'at-ı seyyiye denilmez. Adette çünkü bunlar çatal, kaşık, bıçak kullanmak gibi. Çünkü bunlar ibadet için değil, dünya menfaati için yapılırlar. Yemekte, içmekte, giyinmekte, binalarda yapılan yenilikler adette bid'attır. İtikatta olan bid'atların hepsi bid'at-ı seyyiyedir, kötüdür. 72 dalalet fırkasının itikatları bid'at-ı seyyiyedir. Dört mezhebin ibadetlerde olan yenilikleri bidat değildir. Çünkü bunlar kendi akıllarıyla çıkarılmış olmayıp edille-i şeriyeden çıkarılmışlardır. Bunlar naslarda yani nas, hadis-i şerif, ayet-i kerim ve hadis-i şeriflerde ziyadelik olmayan, fazlalık olmayıp nasların, ayet-i kerim ve hadis-i şeriflerin açıklamalarıdır. Namaza dururken iftar tekbirini birkaç defa söylemek, sevabı çok olmak için ise bidat olur. Vesvese ile istemeyerek söylerse günah olur. Ben sağlam alıyorum namazı ya. Allahu Ekber olmadı. Bir daha. Bunu sevap için yapıyorsa bidattır. Yok. Vesvese için yapıyorsa da günahtır. İbadette olan bidatte dinin sahibinin açık veya işaret ile izni varsa bunlara bidat-ı hasene denir. Bidat-ı haseneler müstahap veya vacip olur. Camilere minare yapmak müstahaptır. Bunları yapmak sevap olur. Terk etmesi günah olmaz. Minareye mezene de denir. Zeyd bin Sabit radıyallahu teala anh hazretlerin annesi buyuruyor ki Medine'de, Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebi'nin etrafındaki evlerin en yükseği benim evimdi. Bilal-ı Habeşi hazretleri önceleri evimin damına çıkıp ezan okurdu. Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam mescidi yapılınca mescid üzerinde müezzin için yapılan yüksek yere çıkarak okudu. Müezzinlerin minareye çıkıp ezan okumalarının sünnet olduğu buradan anlaşılmaktadır. Hoparlörle ezan okumak bidatinin bu sünneti yok ettiğini maalesef acı acı hepimiz görmekteyiz. Din mektepleri yapmak, din kitapları yazmak vacip olan bidatlardandır. Bunları yapmak, yani buradaki bidat sonradan çıkartılmıştır. Peygamber Efendimiz zamanında kitap yazılmadı. Mektep, okul yoktu. Ama temeli vardı orada, aslı vardı. Dolayısıyla bunlara bidat-ı hasene denmiş ama İmam-ı Rabbani Hazretleri bunlara bidat kelimesini bulaştırmıyor. Sünnet-i hasene tabirini kullanıyor. Evet. Sünnet-i hasene. Bunlar yapmak sevap, terk etmekse günahtır.
İbadetlere yardımcı olan ve dinin sahibinin izniyle yapılan bidat haseneler dalalet değildir. Bunlara zaten sünnet-i hasene deniyor. Benim sünnetime ve Hulefai Raşid'in sünnetlerine yapışınız. Yani akıllarınıza, nefslerine uyarak, dinde yaptığınız değişiklikleri bırakarak benim yoluma sarılınız. Hadis-i şerifi adette bidatların dalalet olmadıklarını göstermektedir. Çünkü Resulullah Efendimizin yolu din bilgileridir. Adetleri gösteren bir şey bildirmemiştir. Resulullah Efendimiz insanlara dinlerini bildirmek için gelmiştir. Dünyalarını bildirmek için gönderilmemişlerdir. Çünkü insanlar dünya işlerini iyi bilirler. Fakat Allah-u Teala'nın iradesinin, emirlerinin ne olacağını bilemezler. İbadette bidatın seyyiye kötü olanları itikatta bidat kadar kötü değil ise de bunlar da münker ve dalalettir. Yani terk edilmesi lazımdır. Evet. Bütün günahlardan sakınmaktan daha çok bunlardan sakınılması lazımdır. Hele ibadette bidat yapmak bir müekked sünneti terk etmeye sebep oluyorsa bu bidatın günahı daha büyük olur. Adette bidat işlemek dalalet değildir, sapıklık değildir. Yapmamak vera ve evla olur. İhtiyaçtan fazla yüksek bina yapmak, boyuncaya kadar yemek, kahve, çay, sigara içmek adette bidattır. Bunlara haram veya mekruh diyemeyiz, denilmez. Sultanın Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına uygun olan emirleri ve yasakları muteber olur. Nefsine ve aklına uyarak verdikleri emirlere itaat etmek vacip olmaz. Fakat isyan etmek de caiz değildir. Hatta zalim olan sultanın cevrinden, eziyetinden, zulmünden kurtulmak için itaat etmek caiz olur. Çünkü insanın kendini tehlikeye atması caiz değildir buyuruyor kitaplarda. Adette bidatın zıttı sünneti zahiridir. Yani Resulullah Efendimizin aleyhissalatü vesselam devam üzere olan adetleridir. Elbiselerinin şekilleri ve giyinirken, süslenirken sağdan başlamak, sağ el ile yemek içmek, bir şey alıp vermek, sol ile taharetlenmek, sol ayakla halaya girmek böyle olup müstahaptırlar. Görülüyor ki erkeklerin ve kadınların elbiselerinin zamanla değişmesi, fasıkların elbiselerine benzemesi adette bidattır. Kadınların ellerinden ve yüzlerinden başka yerlerini tam örten geniş örtüler dinde bidat olmaz, günah olmaz. Böyle örtüleri kullanırken o memleketin adetine uymalıdır. Adet olmayan örtüyü, elbiseyi kullanmak şöhret ve fitneye sebep olur. Bu ikisi de haramdır buyuruyor. Allah-u Teala din kemale geldi, ibadetlerin nasıl yapılacağı bildirildi, noksan bir şey bırakılmadı buyurdu. Selefi salihinin de 1000 seneden beri emir olunduğu gibi ezan okudular ve namaz kıldılar. Bunların yaptıklarını beğenmeyip veya noksan, kifayetsiz, yetersiz görüp hoparlörle ezan okumaya ve hoparlörle namaz kılmaya kalkışmak çirkin bidat olur. Biraz önce naklettiğimiz o hadis-i şerifler çirkin bidat işleyenlerin hiçbir ibadetlerin kabul olmayacağını, bunların cehenneme gideceklerini haber vermektedir. Mesela yine o zamanki insanların da hatırına gelmiş. Eshab-ı kiram, aleyhümdan efendilerimiz, tabi'in ve tebe-i tabi'in müstahap veya vacip olan bidat haseneleri niçin yapmadılar diye bir soru, sual. Ona da cevap olarak buyuruyor ki bunların bir kısmının onların ihtiyaçları yoktu. Bunların bir kısmının onların ihtiyacı yoktu. Mesela mektep yapmadılar, kitap yazmaya ihtiyaçları yoktu. Çünkü camiler, mescitleri bunlar okul olarak kullandılar. Sonra alimler, müştehitler de çoktu. Herkesi sorup kolayca öğreniyorlardı. Paraları, malları da büyük binalar, minareler yapacak kadar da çok değildi. En mühim sebep de onlar daha mühim işler yaptılar. Bunları yapma vakitleri olmadı. Gece gündüz gayrimüslimlerle, İslam dininin yayılmasına mani olan devletlerle, diktatörlerle harp ettiler. Paralarının, mallarının hepsini bu cihatlara sarf ettiler. Memlekette şehirler fethederek milyonlarca insanı zalim devletlerin pençesinden kurtarıp Müslüman yapmakla dünya ve ahiret saadetine kavuşturdular. İslam ahlakını Allah-u Teala'nın kullarına ulaştırdılar. Başka şeyler yapma vakitleri olmadı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kimse İslam'da sünneti hasene yaparsa bunun sevabına ve bunu yapanların sevaplarına kavuşur. Bir kimse İslam'da bir sünneti seyyiye, çığır açarsa bunun günahı ve bunu yapanların günahları kendisine verilir buyururlar. Bidat-ı hasenelerin hepsi bu hadis-i şerifteki sünnet-i haseneye dahildirler. Bir sünnet yapana, yani bir çığır açana, bunu kıyamete kadar yapanların sevaplarının veya günahlarının da verilmesi, bunun başkalarının da yapmaları için niyet etmesine bağlıdır. Bunun gibi imam başkalarına imam olmaya niyet etmese, yalnız kılmanın veya bunun 27 katına sevabına kavuşur. Cemaatin sevapları toplamına da kavuşması için imam olmaya niyet etmesi lazımdır. Evet. Bidat-ı seyyiye işlemenin zararı, sünneti hatta vacibi terk etmenin zararından daha çoktur. Yani bir şeyi yapmak, sünnet mi, bidat mi, şüpheli olsa bu şeyi yapmamak lazımdır. Evet. Mesela fıkıh kitaplarında geçer. Sünnettir, bidattır. O zaman o iş terk edilir, yapılmaz.
Yine aynı şekilde şöyle bir sual geçiyor. Daha önceki asırlarda sorulmuş. Din, kitap ile sünnet ile kemale gelmiştir. Bu ikisinin izin vermediği ibadetler bidat olmaz mı? Buna göre edille-i şer'iye dörttür demek doğru olur mu? Ona cevap olarak da İslam alimleri, ehl-i sünnet alimleri edille-i şer'iyenin dört olduğunu bildirdiler. Edille-i şer'iye yani dinin kaynakları. Bunlar kitap, sünnet, icma-i ümmet ve kıyas fukahadır. Fakat bunların son ikisi ilk ikisinden yani kitap ve sünnetten çıkmaktadır. Bunun için edille hakikatta kitap ve sünnet olmak üzere ikidir. İcma yani söz birliği olan bir hükmün kitaptan veya sünnetten bir delille bir senede oturtulması lazımdır. Kıyas da icma için senet olabilir. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu teala an hazretleri halife seçilmesindeki icma yani ittifak böyle olmuştur. Bir kişinin haber verdiği hadis-i şerifte icma için senet olur. Çünkü icmanın hüccet olması delilinin kat'i olmasına bağlı değildir. İcma olduğu için hüccettir. Delilinin kat'i olması şart olursa icma lüzum kalmaz. Bu delil hüccet olur. Kıyas içinde kitaptan veya sünnetten bir asıl esas lazımdır. Çünkü kıyas kitapta ve sünnette mevcut bulunan kapalı, gizli hükmü ihsar eder. Bunlara bir hüküm ilave etmez. Yani hükmü açık eder. İspat etmez. Kıyas umumi olan bir hükmü furu için, teferruat için beyan eder. İcmada kıyas için asıl ve kaynak olur. Sünnet kitabın şerh ve beyanıdır, açıklamasıdır. Şu halde İslamiyet'in aslı yalnız Allah-u Teala'nın kitabıdır. İslamiyet'in ahkamı ilham ile anlaşılmaz. Evliyanın ilhamı başkalarına hüccet senet olmaz. İlham, Allah tarafından kalbe gelen bilgi demektir. Evet, ehlullahın ilhamları doğru olur. Bunların doğruluğu İslamiyet bilgilerine uygun olmalarından anlaşılır. Fakat ehlullah yani veli olmak için İslamiyet bilgilerini öğrenmek ve bunlara uymak şarttır. Nitekim takva sahiplerine Allah-u Teala ilim ihsan eder mealindeki ayet-i kerime bunu ispat etmektedir buyuruluyor. Sünnete yani İslamiyet'e sarılmayan, bidattan sakınmayan kimsenin kalbine ilham gelmez. Bunu söyledikleri nefsten ve şeytandan gelen bozuk şeylerdir. Musa Aleyhisselam ile Hızır Aleyhisselam'ın konuşmaları bu bildirilenlere uymuyor denilemez. Çünkü Hızır Aleyhisselam bazı alimlere göre Musa Aleyhisselam'ın ümmeti değildi. Ona uyması emir olunmamıştı. Muhammed Aleyhisselam ise dünyanın her yerinde kıyamete kadar gelecek olan bütün insanların ve cinnin peygamberidir. İlm-i ledünni ile ilham Muhammed Aleyhisselam'a tabi olanlara ihsan olur. Bu ihsana kavuşanlar kitabı ve sünneti yani hadis-i şerifleri iyi anlar. İslamiyet bilgileri rüya ile de anlaşılmaz. İslamiyet'e uymayan rüyanın şeytani olduğu anlaşılır. Evliya-i kiram büyüklerinden olan Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, insanı Allah-u Teala rızasına kavuşturan tek yol Muhammed Aleyhisselam'a uymaktır. Yani bunu uzun uzun nakletmemizin sebebi şu. Hani zamanımızda birçok zındıklar var, birçok böyle bozuk kimseler var, sapık kimseler var. Adam diyor ki ben şeyhim. Ondan sonra gelin ben size aynı şekilde irşad edeceğim falan. Bana ilham oluyor, bana gösteriliyor. İşte bu böyledir, şu şöyledir kendi kafasına göre. Olmaz öyle şey. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri buyuruyor ki insanı Allah-u Teala rızasına kavuşturan tek yol Muhammed Aleyhisselam'a uymaktır. Eğer adam ibadetlerde hatta adetlerde bile yani edeplerde bile Muhammed Aleyhisselam'a uymuyorsa bunun kalbine ilham gelmez. Peki bunda görünen olağanüstü haller varsa bu şeytanın yolundadır. Bu olağanüstü hallerin adı da istiraçtır. Allah-u Teala kafir bidat ehline ve fasıklara da böyle olağanüstü halleri gösterebiliyor mu? Evet gösterebiliyor. Yine Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri buyuruyorlar ki Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere uymayan kimse rehber olamaz. Mürşide olamaz buyuruyorlar. Evliya olarak bilinen birisini görmek için Bayezid Bistami Hazretleri gidiyormuşmuş ona. Bakmış ki o evliya olarak bilinen kimse karşıdan geliyormuş. Ve gelirken de adam kıbleye karşı tükürmüş. Beyazlı Bistami Hazretleri de bunun kıbleye karşı tükürdüğünü görmüş. Ve hemen geriye dönüp bu adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem edeplerinden birine uymadı. Veli evliya olamaz. Adam taharetlenmesini bile, oturmasını bilmiyor, yemesini içmesini bilmiyor. Ne sünnet-i seniyeyi biliyor, ne edepleri biliyor. Ondan sonra etrafında üç köşe koyu toplanmış. Aa diyor bu evliya hiç alakası yok. İşte Beyazlı Bistami Hazretleri buyuruyor ki yani bir kimse kıbleye karşı tükürüyorsa bu kimse evliya olamaz. Bu edeplerden birisine riayet olmak mümkün değil.
Yani bir edebi terk edene Allah-u Teala evliyalık yani kendi sevgisini vermez buyuruyor. Yine Beyazlı İslami Hazretleri buyuruyorlar. Kerametler gösteren biri mesela su üstünde yürüse, bir anda uzaklara gitse, hatta kuş gibi havada uçsa, İslamiyete uymadıkça böylelerini veli sanmayınız. İşin enteresan tarafı Bahattin Bey. Böyle havada uçan, denizin üzerinde yürüyen ve hatta böyle geliyorsun orada kimsenin bilmediği bir şey orada pat diye aynı şekilde söyleyiveren falan. Herkes bunlar böyle ooo çok mübarek adam ya biliverdi ediverdi falan. Bunları evliya zannediyor. Halbuki evliya bütün oturuşunda kalkışında yürüyüşünde insanlarla görüşmesinde sünnet-i seniyeye tam ittiba edendir. Yoksa öbürlerinin bir kıymeti yoktur buyuruyor. Evet. Peki İslamiyet'e uymak için ne yapmak lazım? Buyuruyorlar ki İslamiyet'e uymak için dört mezhepten birine tabi olmalıdır. Müştehit olmayanların Eshab-ı Kiram'ı taklit etmelerinin caiz olmadığı söz birliğiyle bildirilmiştir. Çünkü Eshab-ı Kiram'ın mezhepleri bilinmiyor. İçtihat kıyamete kadar bakidir. Fakat içtihat edebilmek şartlarına haiz olan alim azdır. Bunların yeni içtihatlar yapmalarına da zaten lüzum yoktur. Kıyamete kadar hasıl olacak her şeyin hükmü dört mezhepten birinde mevcuttur. Her Müslümanın ehl-i sünnet itikadını iyi öğrenmesi ve çoluk çocuğuna, çoluk çocuğunun ve bütün sevdiklerinin öğrenmeleri için çalışması birinci vazifesi olmalıdır. Ehl-i sünnet alimlerinin yolunda yaşamaları için Allah-u Teala'ya dua etmelidir. İnsan ve cin, şeytanlarına ve kötü arkadaşlara ve bozuk yazılara aldanmamak için uyanık olmalıdır. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, İnsanların en iyileri benim asrımda yaşayan Müslümanlardır. Onlardan sonra gelenlerdir. Bunlardan sonra iyileri ondan sonra gelenlerdir. Daha sonra yalanlar yayılır. Bu hadis-i şerifi gösteriyor ki 3. asır sonlarında sözlerde, hallerde ve amellerde yalan başlamıştır. Bunlara güvenilmez. Ve bunlara da güven de olmaz. Çünkü aralarında bidatler çoğaldı. İtikatta ve amelde selef-i salihinin yani sahabe-i kiram tabi'in ve tebe-i tabi'inin yolundan ayrıldılar. Müslümanların söz birliğiyle şehadet ettikleri tasavvuf büyükleri ve fıkıh imamları selef-i salihinin yolunu yaydılar. Şimdi bizi dinleyenlerden bazılarının hatırına gelebilir. Bazıları çünkü İslam ve Toplum programında da zaman zaman soruyorlar. Efendim diyorlar bu bidatlerin hepsini böyle maddeler halinde öğrenmemiz mümkün müdür? Efendim onları öğrenmektense İslam alimleri çok güzel bir yol tarif etmişler. Sünnet-i seniyeyi aynı şekilde öğrenmeli. Ne demek o? İslamiyet'i doğru öğrenmeli. Yani fıkıh bilgilerini öğrenmeli. Peki bunu nereden öğreneceğiz? Zaman zaman hep aynı şekilde naklediyoruz ve anlatıyoruz. Hakikat kitabının yayınlamış olduğu Tam İlmihal Saadeti Ebedi isimli bir kitap var. Bu kitap Hanefi mezhebinin temel fıkıh kitaplarından olan İbn Abidin Rahmetullahi Teala Aleyh Hazretleri'nin İbn Abidin Reddül Muhtar isimli kitabı esas alınmıştır. Aslı Arabidir ve 5 cilttir bu kitap. Ve yüzlerce binlerce kitaptan bir Müslümana lazım olacak olan bütün bilgiler hepsi buraya yerleştirilmiştir. Dolayısıyla zamanımızda bir Müslüman ehl-i sünnet itikadı nedir? Ve ondan sonra kendi mezhebine göre Hanefi mezhebindeki yapılması gereken işler nelerdir? Daha doğrusu sünnet-i seniyeye ittiba edebilmesi için ayet-i kerimelerde vadi-i şerifteki bildirilen hükümleri bu kitaptan öğrenmesi lazım. Ha öğrenince ne olur? Ha orada doğrusunu öğrenince zaten biz de sözü oraya getirmek istiyorduk. Doğrusunu öğrenince ne olur? Ha sünnet olan şekli nedir? Ezanı yüksek yere çıkarak okumak. Peki adam aşağıda okuyorsa bir daha işledi. Sünneti terk etti işte. Sünnet terk etti. Veya orada okudu öğrendi ki ha bir Müslüman erkek namaz kılarken Hanefi mezhebinde ise namaz kılarken başını örtmesi, kollarını örtmesi, ayaklarını örtmesi sünnet. Peki bunları örtmese ne olur? Mekruh olur. Bunları örtmese ne olur? Mekruh olur. Dolayısıyla mekruh nedir? Yapılan ibadetin sevabını götürür. Hem emek vereceksin, zahmet vereceksin. Ondan sonra da bunlara aynı şekilde uymayacaksın. Olmaz o. Birinci bölümde naklettiğimiz bir husus vardı. İslam alimlerinin buyurdukları bir husus var. İslamiyet'i Allah-u Teala'nın gönderdiği dinlerin hepsi zaten öyle. Birer kalıptır. Mesela Adem Aleyhisselam'a gönderilen dinde o bir kalıptır. Adem Aleyhisselam'ın ümmeti o kalıba uymalı.
Adem Aleyhisselam'la beraber, ahirette, cennette beraber olmak istiyorsa, cehennemden kurtulmak istiyorsa o konuma uymalı. Nuh Aleyhisselam için aynı şey. İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam için bildirilen şeyler aynı. Muhammed Aleyhisselam'la da Allah-u Teala o belli bir kalıp göndermiştir. İman esasları bütün peygamberlerde aynıdır. Ama amel aynı değildir. Dolayısıyla nasıl namaz kılacağız, nasıl ibadet edeceğiz, nasıl oruç tutacağız, nasıl zekat vereceğiz, nasıl hac edeceğiz? Kadınların hayız ve nifas hallerinde nasıl hareket etmeleri gerekir? Camide nasıl hareket etmeleri gerekir? Evde cemaat yapıldığı zaman nasıl hareket edilmesi gerekir? Bunların hepsi fıkıh bilgileri. Doğru yapılış şekilleri orada bildirilmiştir. Peki biz bu kalıbı terk ediyoruz. Yerine Allah-u Teala muhafaza buyursun. İman edilecek şeylerde, şimdi mesela zaman zaman söylüyorlar ya, la ilahe illallah demek kafidir. Yanlıştır o. Allah Teala korusun. Öyle Amin. Kötü bir bidat dedi ki o adamı küfre götürür. Çünkü öyle olmuş olsaydı Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de la ilahe illallah deyince hepiniz kurtulurdunuz diyecek. Adam şimdi diyor ki la ilahe illallah, Hristiyan ve Yahudi de la ilahe illallah dediği için diyor bu da cennete girecek. Allah Teala muhafaza buyursun. Olur mu öyle şey? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demediği müddetçe kafirdir. Muhammed Aleyhisselam yeryüzüne gelip ondan sonra dünyayı teşrif edip, şereflendirip, kendisi 40 yaşında gelip de peygamber olduğu bildirilip, peygamberliğini bildirdikten sonra, İslamiyet'i yaymaya başladıktan sonra, bu davetin ulaştığı yerdeki Hristiyan, Yahudi, yani ehli kitap olarak bildiren, hepsi Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğini tasdik ve kabul etmesi lazım. Tasdik ve kabul etmezlerse hepsi kafir olur. Hepsi kafir olur. Şimdi mesela Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ın getirdiği kalıbı çoktan terk etmişler. Hiçbir şey kalmamış. Mesela bugüne kadar hiç rastladın mı sen bir Hristiyan'ın ibadet ettiğini? Hayır. Ne ibadet ettiği bildin. Ne namaz var, ne oruç var. Hiçbir şeycik yok. Bir kiliseye gidiyorlar. Orada da zaten kilise müsüğü, orklarla falan langır lungur langır lungur bir şey söylüyor falan. Masalarda oturuyorlar. Ha, masalarda oturuyorlar. Hepsini kaldırmışlar. Yahudiler de aynı şekilde çok şeyi kaldırmışlar, atmışlar. Şimdi Müslümanlardan bu şekilde böyle efendim diyor bu asırda artık reform yapalım. Yani ne demek istiyor? Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam getirdiği dini değiştirelim. Bu kalıbı bozalım, yeni bir kalıp uyduralım. İşte Hristiyanlar öyle bir kalıp uydurmuşlar ve şimdi zannediyorlar ki biz İsa Aleyhisselam'ın yolundayız. Hiç alakası yok. Tamamen değişmiş. Siz kendi yolundasın. Ve ondan sonra da İsa Aleyhisselam'ın şefaatini beklersin. Avucunu yala. Eğer İsa Aleyhisselam'a inanıyorsun Muhammed Aleyhisselam'ı kabul ve tasdik etmen gerekir. Müslümanlarda da aynı şekilde eğer Muhammed Aleyhisselam'ın şefaatine kavuşmak, dünyada rahat ve huzurlu olmak, ahirette de ebedi saadete kavuşmak istiyorsan Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği kalıba uymak mecburiyetindesin. Hangi konuda? İbadetlerde, nehide. Efendim bu da haram mı olurmuş? Evet. Bu kalıpta haram diye yazıyor. Bu kalıpta aynı şekilde buna uyman gerekiyor. Peki uymazsan ne olur? Onu değiştirsen ne olur? Ya itikatta bidat sahibi olursun, onu küfre götürür. Veya amelde bidat sahibi olursun, o da aynı şekilde kötüdür. Ve bir ağır hadis-i şerif daha var. Allah Teala muhafaza buyursun, hepimizi saklasın. Amin. Bidat sahipleri cehennemin köpekleridir buyuruyor. Ne kadar ağır bir hadis-i şerif ya. Bidat sahipleri cehennemin köpekleridir. Ve korkmak lazım ya. Kalbinde zerre kadar imanı olan bir kimse Allah Teala'nın dini hakkında dir dir titrer. Aman ha der ya. Ne ilgilenir? Onun için de hep İslam alimleri buyurmuşlar ki İslamiyet nakil dinidir. Selim olan akla uygundur. Akıl değil. Nakil dinidir, selim olan akla uygundur. Efendim benim aklım almadı. Ha, yetmedi senin aklın. Ama doğrusu odur onun. İçki haramdır. Aklını alsın almasın. Zina haramdır. Bitti. Ben çok seviyorum işte beraber olamayın. Olamaz. Nikah olmadı müddetçe o senin helalin değil. Hani nişanlanınca geziyor tozuyor falan. Olmadı daha senin helalin değil. Nişanlanmak senin helalin değildir. Haram mıdır? Haramdır. Yabancı mıdır? Yabancıdır. Dolayısıyla biz kendimizi neye uydurmamız lazım? İslamiyet'in bildirdiği hükümlere uydurursak o kalıba uyarız. Yarın ahirette de bakacaklar. Ha diyecekler Osman Ünlü bu kalıbın nerelerine uymuş? Şuralarına onu alacaklar. Öbürlerini bunların nefsine uymuşsun derler. Dolayısıyla onları aynı şekilde çöpe atarlar. Ve onların karşılığı olarak da azap verilen. Onun için Cenab-ı Hak hepimizi bidat işlemekten, bidat sahibi olmaktan ve bidatlere destek vermekten, onları kabul etmekten hepimizi muhafaza buyursun. Amin inşallah. Sevgili dinleyiciler, bir programın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle hayırlı geceler. Gönül Pınarı.